Efendim yine üzücü bir haberle devam edeceğiz ancak bu kez tamamen duygusal. Kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş durmuyor. Fiyatlara bir ayda 60 lira zam geldi. Kasap ortalamalarında pirzolanın kilosu 700 lira civarı ancak serbest piyasada piyasa adı altında bu fiyatı 1000 liranın üzerine çıkaranlar da var. Bugün 300 liraya kol alıyorsanız bunun size minimum en düşük şartlarda satış fiyatı 450 lira civarında olur. Hatta yukarı olur. Maliyetlerinizi koyduğunuz zaman. Öyle bir noktaya geldik ki bir kilo etin üzerine neredeyse aldığınız para kadar da maliyet faktörü biniyor. Kırmızı et, yemeklerin vazgeçilmezi. Ancak fiyatı her geçen gün arttı. Ucuz et mazide kaldı. Yeni yıla gireli 40 gün oldu ve bu 40 gün içerisinde ete tam 60 liralık zam geldi. 2008'de 2022 yıllar arasında yani koyun etinde yani TÜİK'in rakamlarına göre söylersem %780'lik bir artış var. Evet, elimizde şu an bir porsiyon kuzu şiş var. Tuncay Üstam tartacak, bakalım ne kadar gelecek? 34 gram. Ne yani, ne kadar? 87 lira. Evet, bir porsiyon kuzu şiş 89 lira. Ve sadece 2 adet görüyorsunuz ki. Artan fiyatlardan dolayı tüketici de çareyi eti dışarıda değil evde tüketmekte buldu. Biz burada 2 tane şişi bir porsiyon olarak takdim edip 89 lira demek de şunu diyoruz. Yani bunu bizden alsan, götürsen, evinde yesen, evinde pişirsen çoluk çocuğundan 100 liraya yemiş olursun. Önemli olan evde yemek yemek. Biz bunu teşvik ediyoruz. Peki fiyatlar neden yükseliyor? İşletmelere göre başlıca etken artan maliyetler. Elimde gördüğünüz bu kuzu pirzola 689 lira buradaki kasapta. Ama herhangi bir başka yere gittiğinizde 1100 liradan satılabiliyor. Nedeni ise maliyetlerin farklılık göstermesi. Gerek mazot, gerek yem, gerek ilaç, yani bunun gerek işçi maliyetleri. Bunlar da bu fiyatları bu noktalara kadar taşıyorlar. Tüketici ise artan fiyatları artık takip edemez oldu. Son 40 günde 60 liralık bir zam geldi yeni yıla girdiğimizden bu yana. Evet. Yani aslında ben artık fiyatları takip etmiyorum. Aldığımı alabiliyorsam alıyorum, alamıyorsam kısmaya başlıyorum. Hani fiyatları inanın takip edemiyoruz. Çünkü bugün 5 lira olan şey yarın gün 2 hafta sonra 550 lira, belki 700 lira olacak. O yüzden artık saldık biz. Etiketlere bile bakmıyorum.